Evet arkadaşlar, şimdi şu köye dalacağım. Gördüğünüz gibi Max Kral, Max Kraliçe ile saldırımızı yapacağız. Şöyle bir bakalım bu köye nereden dalabiliriz. Taktik yavru uçağı bu tarafta. Aslında kaç seferdir orduyu kullanmadan yapıyorum. Çünkü büyülere bakacak olursanız çok dengesiz duruyor. Normalde elektro falan da var bu orduda. Lakin hani çok kolay rakipler açıyor. Köy binası 11 falan. Ben onlara daldım birkaç defa. Şimdi bir tane öfke büyüğümüz var. İçeri doğru girseydin güzel olurdu kraliçe. Yani kraliçe içeri doğru girmen lazım. Şuraya kralı bırakacağım. Şuradan tokmağı yollayacağım. Şuraya da bir öfke büyüsü kullanıp şeyi fazla kaybetmemek istiyorum. Evet. Yani şifacı bitti kardeş. Yani şifacıyı kaybetmeyeyim dedim ama sağ olsun şifacıyı bitirdi. O bir tane hava savunması gerçekten şifacıyı bitirdi arkadaşlar. Yani. Evet, belediye binasını indirebilir miyiz acaba? Şunu bir donduralım. Ve şuradan hava kara saldırısına başlamak istiyorum. Kraliçe canı biraz az. Bakalım. Evet, şu an şeye vurması güzel oldu. Evet, şuradan koruyucuyu da yollayacağım. Şimdi şuraya bir şifa, ikinci şifayı şuraya bırakacağım. Kraliçeyi kaybettim. Abi yani videoya girince ne oluyor bana ya? Aga ne oluyor ben anlamıyorum ki, videoya girince bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Gerçekten anlamsız bir şekilde. Ya abi ya, belediye binasına da vurmadı ya. Biraz bölünür müsünüz kardeş? Abi bir gidin ya, bir gidin ya. Vallahi bir gidin ya. Videoya girince gerçekten bana bir şey oluyor arkadaş. Ben anlamıyorum ya. Evet, hala şu an belediye binası inmedi. Belediye binasını hala indiremediler. Yazıklar olsun size. Kral kraliçe öylesine. Ordu biraz karıştı ya. Orduyu biraz karıştırdık arkadaşlar. Bakalım, ganimeti aldık herhalde. Çok bir şey kalmadı. Bir şurada bir kariksir sondası var. Depoyu alabilir miyiz? Depoyu da alamadık. Ya gerçek diyorum yani, videoya girince ne oluyor arkadaş ya? Bir heyecanlanıyor muyum? Bir şey mi oluyor? Abi normalde ordumuz şu. Madenci ile saldırı yapıyoruz. Bazen atıcı basıyorum. Şimdilik kariksiri pek kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kral kraliçeye ganimet lazım. Ya gerçekten hani şuna göstereyim. Bakın şurada saldırı yaptım. Büyü bile kullanmadım. 500 bin iksir, kariksir aldık. Şurada 677 bin altın, 572 bin iksir aldık. Ve 6 bin küsür de kariksir. 7 bine yakın kariksir aldık. Ve bunda da muhtemelen ordunun tamamını kullandım mı hatırlamıyorum. Yani büyüleri bile kullanmıyorum. Niye? Çünkü ordunun maliyeti çok yüksek. 500 bine yakın bir maliyeti var. 400-500 bin. İksir pek kasılmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı elimden geldiği kadar büyü kullanmamaya çalışıyorum. Bakalım, burada bir öfke, bir şifa kullanmışım. 2 şifam, 3 dondurmam duruyor. Başka kullanacak mıyım? Herhalde kullanmıyorum gibi. Evet, kullanmamışım arkadaşlar. 2 tane şifa ve 3 tane dondurma büyüsü kalmış. Ordunun da tamamı duruyor. Çok güzel hani bu şekil ganimet kasması güzel. Pardon, şuradan bir istek yapayım, yerden öfke edeyim. Bir de özel istek de hiç atmıyorum arkadaşlar. Kolay kolay özel istek atmıyorum. Klan savaşı dışında onda bile çoğu zaman istemiyorum. Burada da yine bir kolay bir rakip açmıştı. Ya kolay değil de üçlemişiz. Bakalım burada büyünün hepsini kullandım mı tam hatırlamıyorum. Dün de almıştım. Evet, burada kraliçe merkeze doğru girmesi için uğraştık ama bir türlü girmedi. Hava savunmasını da kesiyor. Maalesef şurada taktik yavru uçağını almak için çok uğraştık. En sonu taktik yavru uçağını alıyoruz. Kraliçeyi kaybettik. Evet, kraliçeyi kaybettiğimizden dolayı muhtemelen ordunun hepsini kullanmışızdır. Burada koruyucunun özelliği güzel bir şekilde belediye binasının oraları temizlemişiz. Cehennem kulesi de inmiş ve köyü rahat bir şekilde üçlemişiz. Tekrardan kupayı biraz üste çıkmak istiyorum. Hani efsaneliğine çıkabiliriz.
Bunun nedeni yeni sistem çok hoşuma gitti arkadaşlar. Onunla ilgili de video atmıştım zaten, izlemişsinizdir. 600 bin bunu izlemiştik herhalde. Ha, burada kraliçeyi kullandım mı hatırlamıyorum. Evet, şurada da bir saldırı var. Burada da yine köy binası 12'ye yeni geçmiş birisi. Bakalım, burada da yine aynı şekilde taktik yavcı uçağını kesiyorum. Rahat bir şekilde köyü üçlemeyi başarmışız, bakalım. Evet, şimdi kral kraliçe kalkana kadar bu saldırıları gösteriyorum ki kral kraliçe kalktığında tekrardan bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar. Burada Giga Tesla'nın 5 olmaması bizim için güzel olmuş. Koruyucunun özelliği şifa büyüsü derken rahat bir şekilde burada köyü üçlemişiz ve bir tane de büyü artmış. Yani büyü ne kadar artarsa maliyet o kadar düşer arkadaşlar. Çünkü bu ordunun maliyeti çok yüksek. Şöyle göstereyim, 417 bin maliyeti var. Yalnız şöyle büyüleri kullanmazsak 300 bine düşüyor. O yönden iyi yani. Şimdi kral kraliçemiz kalkmak üzere, hemen şöyle bir gelelim. Yani hemen hemen her köyü üçlüyoruz. En altta da bir tane var, burada da bir tane var. Hep de yani 300-400 binlik ganimet, 500-600 şeyine göre değişiyor. Burada evet, yine 5000 küsürlük bir kare iksir almışız. Bu da düşük bir köy. Artık bu köyler yavaş yavaş aşağı gelecek arkadaşlar. Kupa videosunda da söylediğim gibi bu köyleri rahat bir şekilde üçlediklerinden dolayı kupa kasamayacaklar ve mecburen aşağı doğru düşmek zorundalar. Taktik yavcı uçağını burada kesmişiz. Burada herhalde hiç büyü kullanmıyordum. Tam hatırlamıyorum ama bu köy müydü ya? Evet, şifa atmışım iki tane. Hayret. Sonuncuyu da atmışım. Ha, bu dün attığım saldırı. Ben de bugün böyle bir şey yapmıştım ve hiç büyü kullanmadan almıştım. Yani o yönden güzel kasılıyor. Şimdi kral kraliçemiz kalkmak üzere. Kral kraliçe kalksın, güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya dönelim arkadaşlar. Bir iki tane yükseltme yapacağız çünkü. Evet arkadaşlar, isterseniz şöyle bir 30 seviye makinayı da kullanalım. Çünkü bildiğiniz gibi bu şeyi kullandığımızda bizim makinayı da yükseltiyor. Şuradan aslında binicileri de yükseltebiliriz. Binici saldırısı yapalım mı? Şimdi bir arkadaş söyledi. Tek tek bırak abi dedi. Gerçi binicimiz düşük. Hani 18 olsaydı kullanırdık da. Ondan dolayı kullanmayacağım. Pekka basacağım ya. Bir arkadaş yine yorumlarda görmüştüm. Abi hiç Pekka saldırısı yapmıyorsun. Şöyle bir Pekka basalım. Ve kaç tane de duvar kırıcı basıp üst taraftan girmek istiyorum. Belediye binasına doğru bir kesebilirsek güzel olur. Evet, oradan bir tüneli açtık. Şuradan da hemen bir kenarı almasını istiyorum. Buraya hemen bir tane Pekka bırakacağım. Bir tane de buraya bırakıp merkeze doğru şuraya da bir tane Pekka'mızı atıp şuradan makinamızı yollayalım. Ve son kırıcımızı da buradan bırakıp diğerlerini de merkeze doğru atalım. Evet, o duvarı kırmamız güzel olacak. İçeri doğru girelim. Arkadaki duvarı kırmamız lazım. Bakalım 30 seviye makina ne yapıyor? Evet, Pekkalar dehşet. Yani 3 vuruşta duvarı kırdılar diyebilirim. Burada belediye binasını kesebilirler mi? İkiye bölünmeleri güzel olacak. Ve direkt belediye binasına gitti bir tanesi. Evet, çift topu aldı. Şimdi belediye binasına döndü. %44. Bakalım, %46 belediye binasını 2 vuruşta indirdi neredeyse. Evet, 48 be. Abi şaka gibi. Şunun canına bakın. Böyle üfürsek yıkılacaktı. Maalesef 48'de kaldık. Muhtemelen rakip tekte mi kaldı acaba? Üçledi mi? Bizi bilmiyorum. Evet, 56. Neyse. Boşa heyecanlanmışız Mehmet Çakır. Şimdi burada da yükseltmemiz devam ediyor. Yeni lav püskürtücüsünü açacağız arkadaşlar. Bununla ilgili de video çekeceğiz inşallah. Şimdi bu tarafa gelelim. Bakalım kral kraliçemiz kalksın. Tekrardan videoya dönelim. Evet arkadaşlar, yani tam dalacaktım, ismi dikkatimi çekti, Türkmüş, ondan dolayı dalmayacağım. Devam edelim, yoksa 500 binlik ganimeti vardı, güzeldi. Evet arkadaşlar, yani ne diyeyim ne söyleyeyim, 600 bin altın, 600 bin iksir. Güncelleme öncesi olsaydı şu köye dalmazdım da artık güncelleme geldi, kral kraliçeye ganimet lazım. Şey yapmadan, büyü kullanmadan bu köyü üçlemeye çalışacağım.
Sadece orduyla, belki ordunun bile bir kısmını atmayabilirim. Şöyle savunmanın görmediği noktalara birer ikişer tane bırakacağım. Kenarları biraz temizlesin. Şuradan bir kırıcı atmak istiyorum. Rakip kraliçe bize doğru yanaşır mı acaba? Evet, geldi. Güzel. 1, 2, 3. Yapma. Yapma. Yapma bunu. Kraliçeyi kaybetmememiz lazım. Derken güzel. Kraliçeyi kaybetmedik. İçeri doğru girelim. Kralı da şöyle dış taraftan bırakayım mı? Kralın ölmesini istemiyorum ya. Diğer saldırıya hemen çıkacağım. Ya bir de şunu dikkatimi çekti. Sadece kahramanlarla köy neredeyse üçleniyor arkadaşlar. Hani orduyu bırakmasak bile sadece kral kraliçe neredeyse köyü üçlüyor. Şuradan elektroyu bırakacağım. Savunmanın görmediği nokta. Kralı da bu taraftan bırakıp içeri doğru temizliği yapsın. Şuradan da bir duvar kıralım. Evet. Evet, yapma bunu Mike. Yapma bunu Mike. Evet, kralın yanına koruyucuyu bırakacağım. Yani gerekirse orduyu da bırakmayabilirim. Şimdi kral burada yoluna devam etsin. Dış tarafı bir temizlesin. Şuraya bir iki tane madenci atalım. Kralın özelliğini birazdan kullanacağım. Evet, kraliçe merkeze doğru güzel bir şekilde giriyor. Lakin şey lazım. Ne onun ismi? Şurada koruyucunun özelliğini kullanayım. O barbarlar hayatta kalsın. O duvarı hızlı bir şekilde eritmemiz için. Kraliçenin de özelliğini kullanacağım. Şu buz golemini de arkaya doğru bir yere atayım mı abi? Evet. Güzel bir şekilde vurdu. Lakin kral ve koruyucuyu kaybediyoruz. Tamam. Kraliçe ölmeyecek ama sadece şeyi kaybetmemizin mantığı nedir kardeş? Evet. Gördüğünüz gibi orduyu kullanmadan köyü üçledik diyebiliriz. Sadece bir elektro attık. Bir iki tane de madenci bıraktık. Okçu barbar. Evet. Şimdi şuraya bir öfke büyüsü atabiliriz. Çünkü kraliçeyi kaybetmek istemiyorum. Son iki tane savunma kalacak. İkisi aynı daldıktan sonra. Gerçi bir de Tesla varmış. Evet. Bir büyücü kulesi, okçu ve Tesla. Süre yeter mi? Atayım mı bir tane madenci? Evet, şuna bir tane madenci atacağım süre yetmesi için. Hadi bakalım kraliçe. Güzel. Maksat kupayı da alalım arkadaşlar. Ufak ufak üste doğru çıkalım. %99 ve %100. Bu arada altınımız da doldu. Altını da isterseniz gelelim. Son bir tane savunmamız kalıyor herhalde. Bir tane mi? Şu kullandığımızı tekrardan basalım. Evet, şöyle bir havan daha basmak istiyorum. Videoda zaten bir tanesini basmıştık. Bir tanesini de çekişle basmıştık. Şuradan gelelim. Havanı da basalım. Büyük koruyucuya ne kadar istiyor? 12 milyon istiyor. Bizim 10 milyon küsürümüz var. Koruyucuyu da basmak istiyorum abi. 10 milyon 800 bin. Keşke şu şeyi bir basmayaydım, iyi olurdu. Hazineyi keşke toplamayaydım ya. Çünkü şuradaki sıkıntıyı geçen videoda da görmüştük arkadaşlar. 1,5 milyon neredeydi? Evet, 1 milyon iksiri aldık. Bakalım 500 binlik bir şey var mı? Alabiliyor muyuz? Evet, 500'ü alamıyoruz gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Şurayı silebiliriz. Evet, şunları bir sileyim. Bakalım 5 milyon olacak mı? 12 milyon olacak mı? Evet, çok az bir şey kaldı. Bunu da sildim. Oldu mu 12 milyon? Hadi be, bir büyük aldı. Tamamdır. 12 milyon. Evet, koruyucuyu da basacağım arkadaşlar. Koruyucuyu da 31 seviyeye basıyoruz. Şuradan koruyucuyu da 31'e yolladık. Koruyucudan da bir kurtulalım. Şimdi şuraya tekrardan gelelim. Ödüllerden bir tane iksir alayım. 500 bin maksat ekmek parası çıksın. Şimdi ordumuz tekrardan hazır olsun. Son bir köye dalıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 99 ve son 4, 3, 2, 1, 0, %100 yapmayı başardık ve bonusla birlikte güzel ganimet arkadaşlar. Hani köy düşük falan ama bonusla birlikte güzel oluyor. Evet arkadaşlar, mizah bir yana, ilk defa 65 seviye max kral kraliçe ile daldık. Yani çok fark ediyor mu diyecek olursanız, ordunuza göre değişiyor. Yani kral kraliçe çok da tek başına bir şey ifade etmiyor. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.